Sen nasıl çıldara gidiyorsun? Böyle şey alışmış ama ne yapalım? Alışacağız. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Ebeden daimen. Sevgili kardeşlerim, her akşam böyleyiz. Sadece bu gece değil, her gece böyleyiz elhamdülillah. Artık millet, insanlar nerede kurtuluşun nerede olduğunu anladılar. İmanda, Kur'an'da, dinde olduğunu anladı. Artık herkes fevç fevç bölük bölük iniyorlar. Herkes birbirine tavsiye ediyor. Geliyor millet artık. İnşallah memleketimiz, vatanımız her türlü kötülüklerden temizlenecek. İnşallah. Temizleniyor zaten. Sizlerin bu dualarıyla bütün o fosilleşmiş küfür gidiyor yani. Bu dualarla oluyor. Yoksa siyasilerin gücüyle falan değil yani. Allah'tan biliyoruz biz. Başka kimseden değil. Allah'ın izni keremiyle. Dün akşam yine Göl'deydik. Evvel akşam yine Bursa'daydık. Daha evvel akşam Adapazarı'ndaydık. Daha evvel akşam gene başka bir yerdeydik. Hep böyle. Her gece bu sohbetler devam ediyor. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin. Âlihi ve ashabihi ecma'in. İlem eyyühel aziz. Ey aziz, bil. Cenab-ı Hak seni Adem'den vücuda. Cenab-ı Hak seni, beni, onu Adem'den vücuda. Adem yokluk demek. Vücutta varlık demek. Kaç yaşındasın? 20? 23 sene evvel var mıydın sen? Yoktun. Bak var olmuşsun. İnsan olmak için ne okula gittik, ne dilekçe verdik, ne masraf ettik, ne tahsil yaptık. Allah insan yaratmış. Değil mi? Seni bir aslan yapabilirdi. Beni bir çakal yapabilirdi yani. Yapmamış ama. Yapmış, insan yapmış. Ne güzel bak. Şimdi ben burada değil de ahırda ot yiyen bir öküz olabilirdim. Olabilirdim ya. Oğlum bak, bunu böyle düşüneceğiz. Bunu böyle düşünemezsek insan olamayız zaten. Bunu böyle düşüneceğiz. Bak. Cenab-ı Hak seni Adem'den vücuda ve vücudun pek çok eşkal ve vaziyetlerinden, taş da bir vücuttur, köpek de bir vücuttur, inek de bir vücuttur, onda da bir vücut, varlık demek yani. Ve vücudun pek çok eşkal ve vaziyetlerinden en yükseği Müslim sıfatıyla insan suretine getirmiştir. Hem Müslim hem de insan. Medde-i hareketin ile son aldığın suret arasında. Medde-i hareketimizi Kur'an anlatıyor bir damla. Medde-i hareketinle son aldığın suret arasında müteaddit vaziyetlerin, menzillerin ve etvar ve ahvalin her birisi sana ait nimetler defterine kaydedilmiştir. Bir göz vermiş, bütün kainatı görüyoruz. Bir burun vermiş, ne kadar koku varsa birbirinden ayrıldı, et parçası. Kapatkesini bir bezle bağlasınlar, getirsinler burnunu, ne bu? Elma, armut, sucuk, pastırma, börek, kavun, karpuz, çay, ayran, kahve, Allah Allah. Küreyi arz kadar bir burun yapsalar, bunun yaptığını yapamaz. Şuraya bir kulak koymuş. Bak, ambulans sesini duyuyoruz. Ezan sesi, tren sesi, ananın sesi, babanın sesi, inek sesi, sinek sesi, keçi sesi, koyun sesi, ambulans sesi, telefon sesi, zil sesi, horoz sesi. Et, bu da et. Bu da bir et. Tatlı, ekşi, çok tatlı, çok güzel. Allah bu etlere neler yaptırıyor?
Telefon çalıyor, buraya götürüyorsun, çiçeği buraya sokuyorsun. Çiçeği buraya götürsen, telefonu da buraya götürsen. Ses gelmiyor. Ya niye gelmiyor? Burada da bir delik var. O başka değil. Kurban olayım ona. Allah Allah! Biz bunları böyle anlayıp da tefekkür edip kendimizi düşünemezsek zaten işimiz çok sakatta. Ey kendini insan zanneden insan, kendini oku diyor Bediüzzaman. Yoksa hayvan ve cami hükmünde bir insan olmak ihtimali var. Yunus da diyor, ilim ilim bilmektir. İlim kendin bilmektir. Sen kendini bilmezsen bu nasıl okumaktır? Adam Amerika'yı biliyor, burnundan haberi yok. Amerika'yı biliyor, vallahi burnunu bilmiyor. Geçen gün birini anlattım. Ya hocam diyor, ya harika bir şey ya diyor, Allah Allah. 50 senedir taşıyorum ben bunu. Vallahi bunun böyle olduğunu bilmiyordum. Bilmiyor çünkü komada adam. Bir adam kendini tanıması için komadan çıkması lazım. Ya kardeşler, işte bu kitaplar, bu dersler, bu sohbetler bizi komadan çıkarıyor. Kendimize getiriyor. Ya. Cemal biraz daha gelin. İleride duvarı kaldıracağız, gelin. Duvarı kaldıracağız mı? İşleneceğiz. Ayağa kalkın, oturun. Ayağa kalkın. Yerimi kaybedecek. Telefonları kapatın canım, gürültü olmasın. Neyini kaldırsan? Çekim yapalım ya. Yapıyorlar, çocuklar başkalarını gösteriyorlar. İşte hizmettir. Hizmette sınır ve sinir yok. Evet. Mebde-i hareketin ile son aldığın suret arasında müteaddit vaziyetlerin, menzillerin ve etvar ve ahvalin her birisi sana ait nimetler defterine kaydedilmiştir. Mebde-i hareketimiz bir damla siperim. Allah bak ondan gözde yapmış, kulakta yapmış, ağızda yapmış, kalpte yapmış, beyinde yapmış. Parmakta yapmış, tırnakta yapmış, kaşta yapmış, kirpik. O siperim ben o şeyden. Allah'ın kudretine bak kardeşler. Biz kendi ilk yaratılışımızı düşünmezsek nasıl olacak ya? Evet. Bu itibarla senin geçirmiş olduğun zaman şeridine elmaslar gibi nimetler dizilmiş. Tam bir gerdanlık veya nimetlerin envaına bir fihriste şeklini veriyor. Bir gözüm istese de 74 yaşındayım, 500 trilyara vermem. Sen hiç vermezsin. Bak ne kadar pahalı bir varlık kız değil mi? Bu kadar pahalı bir varlık, git de boş şeylerde zaman geçirmek. Gidiyor 70 bin kişilik stadyumda heyecan içinde böyle. İki tane top, bir tekme vuruyor 70 bin kişi bu tarafa. Top bir yere giriyor. Ne oldu girdi? Sana ne? Ne bağırıyorsun? Yani Türkiye mi düzeldi? Cennet mi göründü? Ekonomi mi gitti? Kardeşlik mi geldi? Efendim anarşi mi bitti? Ne bağırıyorsun? Birine dedim oğlum ne bağırıyorsun? Ne yapayım abi? Bağıracak başka bir şeyim yok dedi. Bediüzzaman da diyor ben çok bağırıyorum. Zira 13. asrın minaresinin başında durmuşum. Sureten medeni, dinde lakayt ve fikren mazinin en derin derelerinde olanları camiye davet ediyorum. Cami burası işte. O namaz kılınan yer mescittir. Cami, cemaatin toplandığı yere cami denir. Biz Türkler cami diyoruz oraya. Esas da Kur'an'da mescit olarak geçer. Araplar cami demez. Mescit, secde edilen yer. Cami de cemaatin bir araya geldiği yer. İşte camiye daveti. Bak buradaki cami, oradaki mescide cemaat gönderiyor. Bizim çocukluğumuzda bu gibi dersler, mesler bilmiyorduk. Babam bizi bazen camiye götürürdü. Hep ihtiyar.
İki üç tane ihtiyar, o da ölmek üzere. Şimdi camiye gidiyorsun, safta 100 kişi var, 95 tanesi genç. Bak şuraya bak Allah aşkına. Kaç tane ihtiyar var? Benden başka yok ihtiyar. Ya ihtiyar yok benden başka. Görüyor musun? Demek ki bu dava artık, ey bu vatan gençleri diyor, Frenkleri taklide çalışmayınız. Peygamberi taklit ediniz diyor. Elhamdülillah artık peygamberimizi taklit ettiğimiz için o peygamber bizi kurtaracak Allah'ın izniyle. Allah'ın izniyle. Bak kardeşler, 90 senesinde hacca gitmiştim. Baktım bir saat böyle belli bir Türk bir hoca böyle Kabe'ye doğru dua ediyor falan. Ben de dua ediyorum. Bir ara yanaştım, hocam dedim, siz Türk müsünüz? Evet dedi. İsminiz Cevat dedi, Cevat Hoca. Hocam dedim, tebrik ederim bana. Hocam dedim, Bediüzzaman Said Hazretleri duydunuz mu? Duymam mı dedi, kardeşim dedi. Ben dedi, onun iki defa ilmi öptüm. İşte hoca dedi, ona denir dedi. Biz hocalar dedi, milleti oyalarız dedi. Siyasetler, şudur, bundan bir milleti oyalarız dedi. Bak dedi, Kabe'nin etrafında bir kalabalık var, Hacer-ül Esved'in önünde. Sanki büyük bir meydan muharebesi veriliyor. Adamız Hacer-ül Esved'i öpeceğim diye birkaç kişiyi deviriyor. Abi diyor, bir gittim, bir kattırdım diyor, Sudanlıyı. Ondan sonra Pakistanlı geldi, onu da bir iktirdim. Bir daldım diyor, öptüm. O devirdiği adamlar belki ölmüştür oradan, esirmiş. Çünkü düşen kalkamaz yani. Şimdi bak, bu adam İslamiyet'i bilse, dini bilse bunu yapar mı, yapmaz mı? Bak dedi, bu insanlar dini bilmiyorlar dedi, kardeşim dedi. Bak şu hale dedi, sanki büyük bir kavga var dedi. Halbuki onu öpmek sünnet, birini kaptırmak haram dedi. Bilmedikleri için yapıyorlar. Bu milletin dine ihtiyacı var dedi. Ondan sonra ben dedim, hocam bak Bediüzzaman Hazretleri ne diyor? Din hayatın hayatı, hem nuru hem esası, ihya-i din ile olur bu milletin ihyası. Dedi, bir daha söyle, bir daha söyle dedim. Ezberlemek işte olmayacak galiba. Kalemin var mı dedi, vardı. Adam eğildi vallahi yere, yazdı onu, yazdı. Din hayatın hayatı, hem nuru hem esası, ihya-i din ile olur bu milletin ihyası. Yani dini ihya edersek millet de hayatlanacak. Kardeşim dedi, bu Müslümanların dedi, Ebu Cehil kadar kafası çalışsa kurtulacak. Dedim, dedi hayret ettin, dedim hayret ettim dedim hocam. Ama dedi bak şimdi anlatacağım, sen hayret etmeyeceksin. Ebu Cehil dedi bir kuyu kazdı Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam. Gel ya Muhammed gel falan filan, hurma dalla örtmüş yani. Onu orada düşürecek, ha 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 gülecek. Ebu Cehil bu ya ne olacak? Ama dedi Cebrail aleyhisselam, ya Resulallah Ebu Cehil sana çukur kazdı, dikkat diye onu dedi, haber verdi ona. Peygamberimiz tabii dikkatli, Ebu Cehil gel ya Muhammed falan derken unuttu dedi, kendi kazdığı kuyuya düştü. Allah mı ya? Kendi kazdığı kuyuya düşünce, ya kuyu ne olacak, varıp da petrol kuyusu değil. Yani çıkamıyor adam. El veriyorlar, ip uzatıyorlar, 5 metre olmuyor, 10 metre. Demiş, beni ancak Muhammed kurtarır, o bana elini uzatsın, o beni kurtarır. Bak diyor, kafası çalıştı, peygambere elini uzattı. Bu insanlık dedi, elini peygambere uzatsa kurtulacak. Ama biz dedi, şu parti, bu parti, şu siyaset, bu siyasetle kurtulacağımızı zannediyoruz. Elimizi peygambere uzatsak, o bizi kurtaracak dedi. Nasıl? Fıstık gibi değil mi? Alim adam. Cevat Hoca, Eskişehirli. Cevat Hoca'ymış. Mebde-i hareketin ile son aldığın suret arasında, arkadaşlar, dinde ayıp yok. Dini öğrenmekte ayıp yok. Kur'an-ı Kerim insanın yaratılışını anlatırken min ma'in dafik diyor. Ma'i su demek. Süratle çıkan bir sudan yarattım sizi diyor. Min ma'in dafik yahrucu min sulbi ve terayim. O su insanın, erkeğin belinden, kadının göğsünden gelir diyor. Anlatıyor bize. Şimdi doktorlar diyorlar ki, o çıkışta 50 bin 60 bin tane insan olmak için çıkıyormuş. Yani
tabiri caizse KPSS'ye giriyor. 50 bin kişi bir tanesine nasip oluyor. Orada da bir yarış var. Sabiku, orada da müsabaka var. Kim hızlı giderse giriyor, rahim kapanıyor. Ondan sonra öbürleri dışarıda kalıyor. Allah Allah! Bak sana nasip olmuş. Biraderler girememiş. Bunları öğreniyoruz, doktorlar söylüyor. Kur'an da söylüyor da doktorlar da şey yapınca, fen geliştikçe Kur'an hakikatleri meydana çıkıyor. Yani Kur'an tavassuh ediyor. Gizli hakikatleri meydana çıkıyor, evet. Medde-i hareketinin son aldığın suret arasında müteaddit vaziyetlerin, menzillerin, etvar ve ahvalin her birisi sana ait nimetler defterine kaydedilmiştir. Bu itibarla senin geçirmiş olduğun zaman şeridine elmas gibi nimetler dizilmiş. Tam bir gerdanlık veya nimetlerin envaına bir fihriste şeklini veriyor. Binaen aleyh, geçirmiş olduğun vücudun her menzilinde ve vaziyetinde, etvarında, ahvalinde nasıl bu nimete vasıl oldun? Nasıl oldun da insan oldun? Neyle müstahak oldun? Ve şükründe bulundun mu diye suale çekileceksin. Çünkü vukuğa gelen haller suale tabidir. Ama imkanda kalıp vukuğa gelmeyen şeyler suale tabi değildir. Mesela şimdi yatsı okundu, namazı kıldın. Kılmayan kılacak. Kılmadan gidersek sorarlar. Ama sabah namazını sormazlar. Sabah olmadan sabah namazı bize farz olmuyor. Demek zaman şeridinde böyle yürüdükçe yatsıya geldin, tamam, o anı yaşadın mı yaşadın, namaz farz oluyor. Sabaha yetişemedin, farz değil, evet. Ne diyor, vukuğa gelen haller suale tabidir. Ama imkanda kalıp vukuğa gelmeyen şeyler suale tabi değildir. Geçirmiş olduğun ahval vukuattır. Gelecek ahvalin ademdir, yoktur. Vücut mesuldür. Adem ise mesul değildir. Öyleyse mazide şükrünü eda etmediğin nimetlerin şükrünü kaza etmek lazım. Mazide şükrünü eda etmediğin nimetlerin şükrünü kaza etmek lazımdır. Diyelim ki anlamadık, dini bilemedik, kitabı dinledik, geldik derse Allah Allah ne olduğumuzu anladım. Hemen o geçmiş zamanın şükrünü eda edemediğimiz şükürleri şükre eda etmemiz lazım. Bak havayı Allah burnumuza kadar getirmiş. Bak. Dakikada 12 fırt çekiyormuşuz. Geçen gün bir doktor söyledi. 12 defa 74 yaşındayım. Doğduğumdan beri boyuna çekiyorum. Yatakta, yorganda, banyoda, tuvalette. Dur, otur, yok. Demek ki Rabbim, bak insan için en değerli şey imandır o kalbimizin içinde. Sonra hava, sonra su çeşmede, sonra da ekmek fırında. Bu üç tanesi oldu mu 100 sene yaşayabiliriz. Ötekiler aksası var. Domatmış, bibermiş, musmuş, köfteymiş. Bunlar aksası var. Olsa da olur, olmasa da olur. Şimdi düşünün kardeşler. Havayı Allah buraya değil de çeşmeye getirsin. Ne kadar zor olurdu bizim için, değil mi? Devamlı. Hatta markette olsaydı hava. Koşalım, babanın havası bitiyor. Son tüpü kullanıyor. Koşuyor da market çamken. Babamı kaybediyoruz. Ne olur bir koli hava. Onun son koliyi verdim, sabah taze hava gelecek. Adam kontağı kapattı. Ya sevgili kardeşlerim, bütün bunları bizim düşünmemiz lazım. Her şeyin aksini de düşünmek lazım. Elhamdülillah. Rabbim bize ne nimetler bahşetmiş, ne lütuflar ikram etmiş. Allah inşallah onları anlamak, şükretmek, takdir etmek nasip etsin. Ya sevgili kardeşlerim. Şimdi bir de 23. sözden biraz okuyacağım. Hep beraber inşallah. İnsan
bir çekirdeğe benzer. Benzer. Aslana benzetiyor. Aslan gibi delikanlı. Değil mi? Kuzu gibi çocuk. Melek gibi adam. Ulan ne haindir o be. Yılan gibidir vallahi. Domuz gibidir. Çakal gibidir. Sırtlan gibidir. Şeytan gibidir. Nelere benzetiyoruz değil mi insanı? Hakikaten o tip insanlar hep var yani. Ne kadar dünyada hayvan varsa kardeşler üstadımız diyor, o kadar insan çeşidi var. Neden? Hayvanların Cenab-ı Allah kuvalarına hat koymuş, bizi serbest bırakmış. Mesela 10.000 sene evvelki inek nasılsa şimdiki inek de aynıdır. Hiçbir medenileşme yok ineklerde. Alçakmak da yok. Ya bu inek var ya, namussuz bir inek. Yok böyle bir şey. Ya çok terbiyeli bir eşek. Yok böyle bir şey. Ama insan hem yükselir hem de alçalır. Adama bakıyorsun eşkıya. Eşkıya ama bir hakikati dinliyor. Bir anda terakki ediyor. Evliya oluyor. Bakıyorsun adam evliya. Şeytan onu bir kandırıyor, sapıttırıyor. Allah muhafaza. Ya esveri sahibi. Demek ki insan denen varlık bizler öyle bir rizik altındayız ki kardeşler, devamlı Rabbimize sığınmamız lazım. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam öyle diyor. Ya Rabbi beni göz açıp kapayıncaya kadar nefsime terk etme. Ve la tekilna tarfete ayn. Gözümü açıp kapayıncaya kadar beni nefsime terk etme diyor kainatın efendisi. Biz ne yapmamız lazım? Yani bugün çok mübarek oluruz ama yarın çok berbat bir iş olmayacağımız ne malum? Allah korusun. Ya. Evet, insan bir çekirdeğe benzer. Kardeşler biraz daha gelin, zaten bitireceğim yani, fazla sizi şey yapmayacağız. Yanaşın biraz daha. Ya ayakta da dinleyebilirsiniz ya. Adam maçta gidiyor, ayakta seyrediyor maç. Ne var? Ayakta da durabilirsiniz. Fazla tutmayacağız zaten. Evet, insan bir çekirdeğe benzer. Kardeşler, çok iyi dinleyelim burasını. Bak, harika bir ders. Ben burasını belki 1000 defadan fazla okudum. 45 senedir okuyoruz bunları. En çok okuduğum yerlerden birisi. Evet, insan bir çekirdeğe benzer. Nasıl ki o çekirdeğe kudretten manevi ve ehemmiyetli cihazat ve kaderden ince ve kıymetli program verilmiş çekirdeğe. Kayısı çekirdeğin içinde ne var? Bir kayısı ağacı var. Ekiyorsun, o programa göre çıkıyor. Aynı badem, badem çıkıyor. Aynı çekirdek, şeftali, şeftali çıkıyor. Cenab-ı Hak kader kalemiyle ne yazmışsa kudret kalemiyle de onu gösteriyor. Sevgili kardeşlerim. Evet. Nasıl ki o çekirdeğe kudretten manevi ve ehemmiyetli cihazat ve kaderden ince ve kıymetli program verilmiş. Ta ki toprak altında çalışıp, ta o dar alemden çıkıp, geniş olan hava alemine girip, Halık'ından, Cenab-ı Allah'tan, istidat lisanıyla ve kabiliyetinde bir ağaç olmasını isteyip, kendine layık bir kemal bulsun. Ya Rabbi diyor, beni sen bir kayısı ağacı yap, senin kulların yesinler. Bana o kabiliyeti verdin diyor. Dua ediyor o çekirdek. Şu da dua ediyor. Ya Rabbi yap bu çekirdeği ağaç. Güneş de dua ediyor. Toprak da ediyor. Cenab-ı Hak o çekirdeği bir ağaç yapıyor. Odundur o ama yerden alıyor çamuru, sana kayısı olarak uzatıyor. Alıyor çamuru, şeftali olarak uzatıyor. Bir odun daha var. O da çamuru alıyor, incir olarak uzatıyor. Bir odun daha var. Alıyor çamuru, üzüm olarak uzatıyor. Bir odun daha var, alıyor çamuru, muz olarak uzatıyor. Bir odun daha var, alıyor çamuru, portakal olarak uzatıyor. Mandalin olarak, zeytin olarak, ceviz olarak, fıstık olarak, fındık olarak, erik olarak, kayısı olarak, kiraz olarak uzatıyor bize kardeşler. Biz tabii doğduğumuzdan beri bunları göre bize normal gelir. Kiraz ağacı, kiraz zaten ne verecek, başka bir şey vermem. Halbuki düşün, bir odun bu. Okula gitmedi, seni tanımaz, sevmez, bilmez. İlmi yok, aklı yok. Ya Rabbim gözümüzün önünde bize gösteriyor. Evet, eğer o çekirdek
suyu mizacından dolayı ona verilen cihazat-ı maneviyeyi, o ağaç olma kabiliyetini, toprak altında bazı mevad-ı musırrayı celbine sarf etse, yani o çekirdek kendini böceklere, kurtlara yedirse, o dar yerde kısa bir zamanda faydasız tefessü edip çürüyecektir. Toprağın üstten çıkıp ağaç olamayacak. Neden? Kendini yedirdi. Eğer o çekirdek o manevi cihazatının falikul habbi ve neva, ayet bu. Falik demek açmak. Ben diyor çekirdekleri ve nüveleri açarım diyor Cenab-ı Hak. Falik. Falukul isbah diyor bir yerde. Sabahı ben açarım diyor. Karanlıktan kurtarırım sizi. Yumurtayı ben açarım, kuşu çıkarırım. İneği ben açarım, danayı çıkarırım. Allah Allah. Çıkmaz yoksa vallahi bizim bir ineğimiz var, doğuracaktı bir gün. Babam dedi mukayyet ol bu ineğe, bugün dedi doğuracak galiba. Çocukum ben de bekliyorum, dana gelecek, sevkez falan. Ulan baktım inek yapıyor. Bir hareket var. Baktım görünüyor böyle burnu dananın. Böyle böyle geliyor bak ha. Böyle gelse var ya hayatta çıkamaz. İnek yapıyor, bir iki santim çıkıyor. Ben bakıyorum nasıl çıkacak diyorum, çıkmaz oradan. Diyor biraz daha. Tabii Fettah ismiyle Cenab-ı Allah o koca şeyi oracıktan çıkardı. Her şey harika. Fakat biz abondele olmuşuz. Doğduğumuzdan beri bunları göre normal. Ya tavuğun yumurta yapması. Ne var sanki kardeşim ya? Geçen bir kardeş birini okuyormuş. İşte ummadığınız yerden size rızıklar geliyor falan. Ya demiş neden ummadığım yerden? Ben tavuktan yumurta umuyorum demiş. Ben ağaçtan elmayı umuyorum demiş. İnekten sütü umuyorum. Ama tabii bak şu konuyu anlayamıyor. Doğduğundan beri o tavuk o yumurtayı yapa yapa ona normal geliyor. Ama biraz bir düşün. Bu tavuk okula gitmedi, kursa gitmedi, bizi tanımaz, bilmez, sevmez. Tezgahı yok, tornası yok. Bakmadan trak. Dünyadaki bütün tavuklar aynı şeyi yapıyor. Şimdi buna hayret etmiyor. Bu adamın bir ineği olsa, iki tane yumurta yapsa o zaman hayret eder. Bütün milleti çağırır. Gelin, gelin ne oldu? Yumurta yaptı inek. Yapsın. Küçücük şey yapıyor da hayret etmiyor ona ne yani? Demek ki biz şey olmuşuz yani böyle ülfet diyoruz buna. Ülfet demek cehli mürekkebin hemşiresi, nazar-ı satinin annesidir ülfet. Biz devamlı bu kitaplar bize ülfet perdesini yırtıp Cenab-ı Hakk'ın sanatını, kudretini, hikmetini, rahmetini gözümüzün önüne seriyor. Kardeşler, 1000 seneden böyle bir ders verilmemiş. Hep İslamiyet anlatılmış, hiç iman anlatılmamış. İslam'da cihat, İslam'da kardeşlik, İslam'da temizlik, İslam'da cömertlik, İslam'da zekat, İslam'da namaz, İslam'da abdest. İmanda hiçbir şey anlatılmamış. İmanı anlat arkadaş. Bakıyorum bazı hocalar 2 saat bir sahabeyi anlatıyor. Allah'tan hiç bahsetmiyor. Ben biraz da Allah'ı tanıt ya. Bak der abim sen ne güzel bürünler. Allah Allah. Cemaat dürtüyor birinin, doğru söylüyor hoca diyor. Geçenlerde bir camide konuştum. Cemaat toplandı böyle. Bu sefer hocaya döndüler. Hocam niye sen bize bunları anlatmıyor? O da dedi biliyor musun ki anlatayım. Ha, bilmeleri için bu kitabı okuyacak hocalar. Hocalarımız lütfen bunu okusunlar. Okurlarsa ilimleri artar, tesirleri artar, feyizleri artar, cemaatleri artar. Sen şimdi hep aynı şeyleri söylüyorum. Cemaat anmaya şey yapıyor. Ben bizim Yıkık Kemer'de cami var İzmir'de. Bir hoca konuşuyor cemaat. Çayhane var orada çay içiyor muhabbet. İşte zamlar geldi mi? Şeyler geldi mi? Şunlar bunlar falan. Biri soruyor. Hoca kurbağaya geldi mi? Camiye girecek de girmiyor. Hoca kurbağaya geldi mi diyor. Ne demek kurbağa? Hani hoca hütbeyi okuyor inerken innallâhe ye'muru bil abdi vel ihsan ve itaizin kurbağa diyor ya. Yani bak ya millete bak Allah aşkına. Hoca diyor kurbağaya geldi mi? Yani o inecek hoca inerken o da girecek namazı kılacak. Bu hale gelmişiz ya.
Ya bak bunlar ne kadar güzel insanı cezbediyor, celbediyor. Niye sen işte asrın dersini bilmezse bir insan o zaman faydalı olamıyor. Üstadımız ne diyor? Risale-i Nur bu asrın fehmine Kur'an'ın bir dersidir diyor. Ya, ya sevgili kardeşlerim. Evet, o çekirdek o manevi cihazatını Fâlikul Habbi ve Nevâ'nın yani Cenab-ı Allah'ın emri tekvinisini imtisal edip hüsnü istimal etse, yani verilen kabiliyetleri güzelce kullansa, o dar alemden çıkacak topraktan meyvedar koca bir ağaç olmakla küçücük cüz'i hakikati ve ruh-u manevisi büyük bir hakikati külliye suretini alacaktır. Bir tane çekirdek ağacın her tarafında bulunacak. Bak bir çekirdek bir yerde bulunurken kaç yerde bulunuyor şimdi? Binlerce yerde bulunuyor. Aynı şey Kur'an-ı Kerim diyor ki bir mümin öldüğü zaman ahirette yüz binler saraylar verilecek, yüz binler huriler verilecek. Arada yaşayacak. Birine geçen gün dedim de ya hocam dedi yüz bin tane huriyi ne yapayım ben dedi ya dedi. Kardeşim dedim, sen de 100.000 tane olacaksın. Sen de 100.000 tane olacaksın. Nasıl dedi. Adam yazmış oraya, yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır. Bir tane karpuz çekirdeği atıyorsun yere. Bir kök çıkıyor, birkaç tane karpuz. Kesiyorsun, kaç tane çekirdek var içinde? Bir kavun dikiyorsun, bir tane çekirdek atıyorsun. Bir kök çıkıyor, 3-4 tane kavun kesiyorsun. Binlerce çekirdek var mı? Var. Bir çekirdeği binlerce yapan Allah. Adın ne? Uğur. Uğur'u niye yapmasın? Yapar. Ama olabilmek için burada dikkat edeceğiz kendimize. Sağa sola bakmayacağız. Şeytana çarpılmayacağız. Mesela yolun karşısından karşısına geçerken ne yapıyoruz? Sağa sola bakıyoruz değil mi? Araba çarpmasına. Şeytanın çarpması arabanın çarpmasından daha fena. Onun için şeytanlar sokaklarda çok var. Gördün mü tak kafayı çevirecek. Çevirdin mi? Çünkü at, çapraz atacak geçmişler böyle. Zaten öyle diyor. Açık saçık kadınları şeytan kumandasındaki askerler diyor. Şeytanın kumandasında bunlar diyor. Gençlere bakıyor kendini şey yaptırma. O yaptıkça tak kafayı çevirdin kurşun yemezsin. Oradan gör. Tak. Cenab-ı Allah melekler alkışlayacak seni ve gözünü de kurtarmış olacaksın. Gözünü de kalbini de. Bu tuzak diyarından kazasız belasız kurtulabilirsek inşallah öbür tarafta saadet-i ebediye var. Kolay değil kardeşler. Zahmetsiz rahmet yok. Ya. Men sabere zafere. İşte aynen onun gibi İnsanın mahiyetine kudretten ehemmiyeti cihazat ve kaderden kıymetli programlar tevdi edilmiş. Akıl, kalp, ruh, vicdan değil mi? Bunlar hep Allah bize vermiş. Eğer insan şu dar alemi arzide hayatı dünyeviye toprağı altında alamadım, satamadım, yapamadım, yiyemedim o cihazat-ı maneviyesini nefsin hevesatına sarf etse bozulan çekirdek gibi bir cüz'i telezzüz için, az bir lezzet için kısa bir ömürde, dar bir yerde ve sıkıntılı bir halde çürüyüp tefessüh ederek mesuliyeti maneviyeyi bedbaht ruhuna yüklenip şu dünyadan göçüp gideceksin. Allah bizi öyle göz vermiş ki bak Kur'an'ı okuyoruz. Aynı gözü adam gitmiş kahvede 4 tane kağıda bakıyor. Kaçıncı papaz çıktı aklıyla onu düşünüyor. Gözüyle ona bakıyor. Eliyle onu tutuyor. Kalbiyle ona müteveccih oluyor. Ne oluyor bu çekirdek? Çürüyor işte. Çürüyor. Öbür tarafta ebedi bir saadete mazhar olamayacak. Allah korusun. Bu zat bize yol gösteriyor. Kendimizi korumanın yollarını gösteriyor. Henüz daha hayat vücudumuzdayken tevbe kapısı da açık. Zararın neresinden dönersen kar,
Ya Rabbi ben bugüne kadar bunları bilemiyordum. Sana dönüyorum, beni affet ya Rabbi diye ona bir tedirç olursak inşallah Allah kurtaracak kardeşler. Eğer o istidat çekirdeğini İslamiyet suyu ile, nasıl çekirdeğe su lazım, imanın ziyasıyla ubudiyet toprağı aldığında toprağımıza ibadetler terbiye ederek evamiri Kur'aniyeyi, Kur'an'ın emirlerini imtisal edip cihazat-ı maneviyesini, o duygularımızı hakiki gayelerine tevcih etse elbette alemi misal ve berzatta dal ve budak verecek. Ve alemi ahiret ve cennette hadsiz kemalat ve nimetlere medar olacak bir şecere-i bakiyenin, yani ebedi bir hayatın ve bir hakikat-ı daimenin cihazatına cami, kıymetdar bir çekirdek ve renektar bir makine ve bu şecere-i kainatın mübarek ve münevver bir meyvesi olacaktır. Kainat bir ağaç, meyvesi insan. Bakın şimdi ağaç nasıl saçağıyla, yaprağıyla, dalıyla, çiçeğiyle kime hizmet ediyor? Meyveye. Bütün kainat kime hizmet ediyor? İnek otluyor, sütünü ben alıyorum, etini ben alıyorum. Tavuk dolaşıyor, gemleniyor, yumurtayı ben alıyorum. Arı dolaşıyor, balını ben alıyorum. Demek ki nasıl ağaç bütün varlığıyla meyveyi yetiştiriyorsa kainat bir ağaç, meyvesi insan. Bu meyve de artık kime hizmet eder? Onları bize musahhar eden zata biz de hizmetkar olmalıyız. Yani Rabbimizin emirlerini. Yani ibadet. İbadet ne demek kardeşler? İbadet Allah'ın yap dediğini yapmak, yapma dediğini yapmamak. İbadet demişler. İçki içmemek ibadettir. Çok sevaptır. Kumar oynamamak ibadettir. Yalan söylememek ibadettir. Kadına şey yapmamak ibadettir. Namaz kılmak ibadettir. Biri yapılarak yapılan ibadetler, diğeri yapılmayarak yapılan ibadetler. İkisini Allah emrediyor ya. Birini yap diyor, birini yapma diyor. Onun için böyle. Biri menfi, biri müsbet. Evet sevgili kardeşlerim. Bir Fatiha çekelim, sıkıldılar kardeşler belki de. Ha? Hocam. Ayakta bekliyorlar. Ayakta bekliyorlar değil mi? İyi. O zaman şuradan.